Bugün biliyorsunuz televizyon kanallarında sık sık görülen bir haber vardı. O da yine her zaman olduğu gibi Suriye'deki saldırılardı. Fakat bugün özellikle herhalde Esad güçleri daha çılgın bir karar almışlardı ve Halep'i durmaksızın varil bombalarıyla bombalıyorlardı. İnsanların sürekli videoları yayınlanıyordu bununla ilgili de ve çok sayıda çocuk, kadın ve yine tabii ki bununla birlikte yaşlılar da enkazların altında kaldılar bombalamaların sonucunda. Fakat yani bu işte dünyanın duyarsızlığına biz her gün buradan bir çağrı yapmaya çalışıyoruz. Fakat insan gerçekten şaşırıyor. Uluslararası toplum Esad'ı uyarmak için yardıma çağrıldı. Fakat daha biliyorsunuz Suriye'de olayları çözümleyebilmek için siyasi çözümler peşinde koşuluyor. Cenevre toplantısı daha yapılamadı biliyorsunuz. Ondan öncekilerde zaten şimdiye kadar hiçbir sonuç elde edilemedi. İran'ın katılmasına Amerika bu sefer karşı çıkıyor. İşte başka ülkelerin muhalifler kendi aralarında kendi kendilerine karşı çıkıyorlar zaten, birbirlerini kabul etmiyorlar. Yani daha siyasi olarak böyle bir şeyin zaten çözülemeyeceğini biz her yerinden anlıyoruz. Daha kendi aralarında toplantıya gitmeye bile karar veremiyorlar. Değil bir ortak çözümde birleşsinler ve buna karar versinler. Toplantı masasına birlikte oturmayı kabul etmiyorlar. Bu şekilde bir ortam söz konusu. O yüzden burada her geçen gün masum halka karşı yöneltilen saldırıya dikkat çekilmesi gerekiyor. Uluslararası toplumun bunu yapıp yapmayacağını biz bilemeyiz. Biz Müslümanız. Müslümanların bu konuda öncelik göstermesi gerekiyor. Körfez ülkelerinin bu konuda duyarlılık göstermesi gerekiyor. Çünkü orada her gün masum canlar alınıyor. Tek bir canın bile alınmasının Allah katında nasıl büyük sorumluluğu olduğunu, bütün dünyayı öldürmek gibi olduğunu söylüyor. Düşünün şimdi muhaliflere karşı Esad rejimi, olayı Esad rejimi açısından ele alalım. Kendi ülkesinin göya rejimine yönelik tehdit olarak gördüğü terör grupları olduğunu söylüyor. Bunun içinde ne yapıyor? Bu terör grupları ortada durup da hepsi birden belli bir yere toplanıp, belli bir şehre toplanıp apartmanlarda yaşıyor değil. Yani bu insanlar belli ki bir gerilla faaliyeti içerisindeler ülkenin içerisinde ve şimdiye kadar da hiçbir sonuç elde edemedi. Bu topluluklara karşı mücadele etmek için evinde, apartmanında veya geriye apartmanından, evinden ne kalmışsa artık bombardımanlar sonucu orada oturup ekmekle yaşamaya çalışan kendi halkını bombalıyor. Kendi halkını yok ederek bu muhaliflere bir çözüm bulacağını zannediyor. Halbuki o muhalifler zaten ülke dışından geliyor. Yani zaten hiçbir şekilde makul bir yönü yok. Fakat Esad rejiminin yapmaya çalıştığını insanların görmesi gerekiyor. Evet. Bu tabii ki sadece Esad rejimiyle de bitecek bir şeydi. Çünkü biz Esad'ın zaten şahsıyla bir şey elde edemeyiz. Yani Esad başta olmasa ne fark edecek? Yine aynı şeyler devam edecek. Çünkü burada bir zaten anormallik var. Bir yönetim anormalliği var. Sırf rejimin anormalliği değil. Zaten onun içerisindeki, ona karşı çıkanların içerisindeki anormalliği de görüyoruz. Bunların hepsini kenara ayırdığınızda ortada sadece masum halk kalıyor. Ve zaten bütün saldırılar masum halka yönelik yapılıyor. 2 gün önce Halep'te öğrenci yurdunu bombaladılar ve çok büyük miktarda öğrenci enkaz altında kaldı. Bugün yine okulları bombaladılar. 2900'den fazla öğretim binası imha edildi. Düşünün, çocukların zaten öğretim yapabilmek değil, yaşayabilmek için saklanıyor çocuklar. Hadi öğretim bir kenara bırakın. Evet. Okul da bombalansa bir şey olamıyor. Ama zaten hastanelerin de hepsi bombalandığı için yardım gönderilemiyor. Fakat bu yerler Esad'ın zaten bir nevi karantina altına aldığı bölgeler olduğu için dış yardım da ulaşamıyor. Ülkede 250 binden fazla insanın ulaşımı imkansız halde. 2,5 milyondan fazla insanın da ulaşımı çok zor olarak görülüyor. Bu insanlara ne ilaç yardımı yapılabiliyor, ne yiyecek yardımı yapılabiliyor, ne kış şartlarında görüyorsunuz kar altında zaten ülke. Çadırlarda yaşayanlar daha kısmetli konumdalar. Çünkü evler zaten yıkılmış durumda. Evin içinde yaşayacakları bir şey yok. Ne kapısı ne duvarı var evin, ne tavanı kalmış. Yani bir ev kalmamış zaten ortada. Halk tamamen dışarıda. İçme suyu bulamayan insanları biz burada sürekli anlatıyoruz. O yüzden bunu yapabilecek olan Müslüman ülkeler var. Bakın, Katar bir yardım yaptı Gazze'ye. Hemen yakıt alınabildi. Yani tabii ki bir para yardımıyla bitecek bir şey değil bu, ama şu an için mecburen acil olarak şu anki durumlarını kurtarabilmek için acil bir yardım yapılması gerekiyor. Biz buradan sürekli İHA'ya yardım için çağrılarda bulunuyoruz gerçekten. Onlar da yine yakın zamanda çok yüksek miktarda yardım ulaştırabilir. Allah razı olsun hepsinden gerçekten. Duyarlılıklarından dolayı ve fedakarlıklarından dolayı, ki bütün Müslümanların böyle olması gerekiyor. Biz yeniden bir kere daha tüm Müslüman alemini yardıma çağırıyoruz. Bakın 55 ülkeden oluşan İslam Birliği Teşkilatı 55 ülkeden oluşuyor. İslam İşbirliği Teşkilatı. Bütün Müslüman ülkeler
İşbirliği ne demek? İşbirliği ticaret olarak olmaz. Siz kendi ticaretinizi sürekli geliştirerek bir yere varamazsınız. Ticaret değil, işbirliğinin Müslümanların zararına bir olay geliştiğinde, Allah'ın ayetinde belirttiği gibi Müslümanların aleyhine bir olay geliştiğinde işbirliği yapıp, el birliği yapıp ona karşı mücadele etmekte olur. Bütün Müslümanların sorumluluğu budur. Tabii ki biz dünya üzerinde çağırırız ama herkesin sorumluluğu ahirettedir. Müslümanlar ahirette bunun sorumluluğuyla karşılaşmak istemiyorlarsa bir an önce acil davranmalı ve birbirlerine destek olmaları gerekir. Kendi aralarındaki çatışmalarla da belli ki birçok dış güç bazı sebepler dolayısıyla, ki genellikle Orta Doğu'da zaten olaylar hep ya petrolde ya maden zenginliklerinde bu tarz olaylardan dolayı, Afrika'da aynı şekilde bunlardan kaynaklanır alt zeminde ve hep kardeşi kardeşi kırdırmak için de elinden geleni yaparlar. Onlar da zaten hazır oldukları için birbirlerine girerler ama bu oyunlara uymayalım, bu oyunlara izin vermeyelim ve bütün Müslümanlar birbirine destek olsun her inşallah. Her günde bir bahane oluyor, hangi yöntemin daha tehlikeli olduğunu konuşup o yönetim bundan daha tehlikeli olacağı için şu an dokunmayalım diyorlar ama her gün insanlar ve masum çocuklar ölüyor senin söylediğin gibi. O yüzden Müslümanların görevi bu. Kimseye batıya, başka ülkelere ya da Amerika'ya bırakmamak gerekiyor inşallah. Son bombalandırma, son varil bombalarıyla biliyorsunuz işte senin de anlattığın gibi olaylardan sonra hepiniz seyretmişsinizdir. Çocuk mesela evinde oturuyor, kadınlar bir yerlerde oturuyorlar, dolaşıyorlar ama bir anda bombanın içerisinde buluyorlar kendileri. Bunlar sivil insanlar. Zaten 109 bin kişi, yaklaşık pardon 102 bin sivil hayatını kaybetti. 129 bin kişi toplama hayatını kaybetti Suriye'de. Bunlardan 102 bini sivil. Bir anda mesela çocuk evinde otururken yetim kalmış oluyor. Bir anda annesini babasını kaybediyor. Birinin kucağında kendini buluyor. O da tabii hayatı kurtulmuşsa, yani varil bombalarından şehit olmamışsa, ondan sonraki hayatı nasıl olacak? Senin de söylediğin gibi İHA'nın orada bir ekmek götürmek için yaptığı bir belgesel vardı. Yani ekmek götürürlerken çektikleri bir belgesel. Gerçekten çok zor şartlarda. Diğer kuruluşlar da gidiyorlar. Yani köşelerden, kenarlardan geçerek, bombalara hedef olmamaya çalışarak insanlara ekmek ulaştırmak için gerçekten çok büyük bir çabası var Müslümanların. Dolayısıyla bunlara destek olmak, yardımcı olmak sadece ekmek değil tabii ki. O insanların canının orada kurtulması gerekiyor. Bunun için de hocamızın aslında Esad'a söylediği bir uyarı vardı. Sen Mehdiyet'ten bahsedersen demişti hocamız. İslam ahlakının hakimiyetinden bahsedersen, yani gerçekten bunu kurtuluş olduğundan, İttihat-ı İslam'dan bahsedersen Allah bu ortamı kaldırır demişti. Ve daha başka öneriler de bulunmuştu hocamız. Ama bu böyle olmadı. Yani bunu böyle söylemedi. Söylemediğinde de bir çözüm bulunamıyor. Rusya çok güçlü, Amerika çok güçlü diyorlar ama bir çözüm bulamıyorlar. Bu böyle devam ediyor. Ama gerçekten İttihat-ı İslam olsa, hocamızın başka önerileri de olmuştu. İslam ülkeleri bir araya gelse ve Suriye'ye bir şekilde bu ortamı ortadan kaldırmak için güç kullansalar, bir orduyla olabilir veya sözlü de olabilir bu. Sonuçta bir güç olduğunu bilse orada Suriye'de Esad, gerçekten bu ortam biter. Dolayısıyla gene İttihat-ı İslam'ın çözümü olduğunu görüyoruz, gene Mehdiyet'in çözümü olduğunu görüyoruz.